Hepinize Refik Korkmaz eğitimlerinden selamlar, saygılar sunuyorum. Efsane ötemiz sonsuz. Size Refik Korkmaz eğitimleri olarak ne şekilde yardımcı olabilirim? Yazarsanız size yardımcı olmaya çalışırım. Haydi bakalım. Ekranlarını yeni açan dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Efsane ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyiz. Sizlere ne şekilde yardımcı olabilirsem lütfen mesajı yoruma yazınız. 36. enerjimizin adı Efsane Ötesi. 35. enerjimizin adı Saadet Ötesiyim. Otuz dördüncü enerjimizin adı Bolluk Bereket Ötesiyim. Otuz üçüncü enerjimizin adı Karar Ötesiyim. Bakalım kimler ne yazdı, sizlere ne şekilde bir faydam olabilir? Haydi bakalım. Arkadaşlar, yoruma yazarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bakalım ne şekilde yardımcı olabileceğim.
32. enerjimizin adı Ab-ı Hayat Ötesi. 31. enerjimizin adı Alemler Ötesi. 30. enerjimizin adı Hakikat Ötesi. 29. enerjimizin adı Zümrüt Anka Ötesi. Ve bakalım size ne şekilde yardımcı olabileceğim. Yorumlarınızı okuyorum. Oya 5306. Aile içi barışma lütfen demiş. Oya Hanım, canlı yayına katılmak istiyorsanız lütfen canlı yayına katılmak istiyorum diye yazın. Canlı yayını alalım. Canlı yayında bu çalışmayı yapalım. Şükran Hanım demiş ki horlama ile ilgili ne yapılabilir? Canlı yayına katılmak isterseniz Şükran Hanım bunu canlı yayında konuşalım. İşimde bolluk, bereket ve kariyerde ilerlemek istiyorum demiş. Halime Tanrı verdi. Halime Hanım, Halime Hanım canlı yayına katılmak isterseniz yazınız bunu canlı yayında konuşalım. Hatice Düzoğlu. Eğitimlerin bana da nasip olması için neler mümkün demiş. Sefure Topbaş, değerli bilgileriniz için teşekkür ederim demiş. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Haydi bakalım. Kaya 9504, ben fıtır demiş. İnşallah şifanız şu an oldu. Amin. Topbaş Sefure, vücudumun her yerinde sedeflerim var demiş. Eğer canlı yayına katılmak isterseniz sizi canlı yayına alalım. Havva Turgut, selamlar, saygılar, Allah razı olsun. Hocam, alerjim çok yüksek. Horlama oluyor, rahat nefes alamıyorum. Canlı yayını alır mısınız? Demiş. GNTR Remziye alalım. Remziye Hanım, katılım daveti gönderdim size. Haydi bakalım. Çaykovski. Remziye Hanım merhaba. Merhaba hocam, nasılsınız? Vallahi neyiz, efsane ötesiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyi olmaya çalışıyorum, şükürler olsun Allah'ıma. Amin. Kaç yıldır iyi olmaya çalışıyorsunuz? Hocam ben bu birkaç yıldan beri hep alerjim yüksek oluyor. Tamam. Ondan önce bir açıklamada bulunalım. Tamam. Biz şu an sizinle Instagram'da canlı yayındayız. YouTube'da ve Facebook'ta şu anda 3 mecrada aynı anda canlı yayındayız. Bu belki eşiniz, aileniz, akrabalarınız tarafından sorun edilebilir. Çok haklı sorun edilebilir. Sizin şu an canlı yayında olmanız demek milyonlarca yıl burada kayıtlı kalacak, milyarlarca insan izleyecek. Eğer hiçbir problem yok hocam. Hiçbir problemi yok dediniz. Aynen hocam. Tamam. Belki haydi. İnsanların anlamasına, dinlemesine de vesile olmuş oluruz hocam. Çok muazzam bir anlayış. Vallahi sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Kaç yıldır
iyi olmaya çalışıyorsanız, yani insanlar size sorduklarında nasılsın dediklerinde. Ya iyiyim diyorum ama yani sağlık yönünden iyi değilim o kadar hocam. Yani baya bir sağlık problemlerim var. Bir de ben 11 yıllık evliyim. Hani hiç çocuk sahibi olamadım. Gördüğüm tedaviler de çok kilo yaptı bende. Ve kilo dışında da bir sürü probleme yol açtı hocam. Mesela bende nefes darlığı yoktu. Nefes darlığı oldu. Zatüre geçirdim. Alerjim çıktı. Kilo almaya başladım. Şeker oldu. Yani hepsi Peki arka arkaya geldi. siz mesela liseye giderken 17-18 yaşındayken, sonra lise bitti 19, 20, 21, 22. Size hep nasılsın diye sorduklarında lütfen şöyle bir hatırlayın, geriye gidin. Nasılsın sorusuna ne cevap veriyordunuz? Şimdi burada İyiyim, samimi olmanız iyiyim ve derdim hocam. Yalnız ben hiç okul okumadım. tamam. Genelde iyiyim derdim ama ben son zamanlarda baya bir kayıplar da gördüm hocam. Yani abim vefat etti bundan 4 Allah ay rahmet önce. eylesin. Kayıplarım da çok Geçmiş oldu. olsun. Annem, babam, abim üst üste oldu her şey. Ve sağlık problemi de üst üste geldi. Böyle sanki hepsi birbirine bağlantılıymış gibi. Tamam. Yani siz 14, 15, 16, 20, 21 yaşlarında nasılsın sorusuna İyiyim cevabını mı veriyordunuz? İyi olmaya çalışıyorum mu diyordunuz? İyiyim Kendimi cevabı kötü verirdim hissediyorum. hocam. O zamanlar iyiydim. İyi olduğumu söylüyordum hocam. Tamam. Ah, inşallah. Şimdi sizinle şifaya vesile oluruz. Öncelikle sizin İnşallah şifasına hocam. ve bizi izleyen herkesin şifasına inşallah vesile oluruz. Tamam. Siz Hocam bir de bir benim boynumdan gelen sıkıntılar var. Boynumda şişlik, sertlik var, düzleşme, kireçleme var. Böyle vücuduma bazen iğne batmaları gibi oluyor. Kollarıma atıyor özellikle, sırtımda oluyor. Mesela sırtımı kaşıdığım zaman böyle direkt kollarımda böyle kabarma oluyor, iğne batması gibi oluyor. Hani böyle derler ya, tüylerim diken diken oldu gibi. Aynı o şekilde oluyor. Peki, yani anladığım kadarıyla sizde yok yok. Evet hocam, bayağı bir rahatsızlıklarım var. Yüce Allah'ın inşallah hepsinden şu an kurtulmanızı ihsan etsin, nasip etsin. Ve bizi İnşallah izleyen hocam. değerli Bir de evlat dostlarımızın da istiyoruz şifalarına hocam. Allah vesile nasip olsun. ettiyse, nasipte varsa bir tane de evlat sahibi olmak istiyoruz. Şimdi bu özel bir konu. Yani belki eşiniz sizin çocuk sahibi olamadığınızın şu an canlı yayında duyurulmasını istemez. O yüzden Yok çok özel hocam, konulara eşimden yana girmeyelim. hiçbir tamam, eşimden yana hiçbir problem yok yani hocam. Tamam. Yani bundan sonraki konuşmalarımızda da özel Tamam. durumları anlatmamaya gayret edelim. Tamam. Hani ona da vesile olursunuz diye demek istedim. Tamam. Sizin ismin, gerçek isminiz ne? Gerçek ismim Remziye hocam. Tamam Remziye Hanım. Nereden katılıyorsunuz? İzmir'den katılıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Şu an sizin o boynunuzdaki düzleşme, kireçlenme ve boynunuzla omzunuzun birleştiği yerde tümsek var dediniz. Oradaki tümseğin yok olmasına şifasına vesile olacağız. Lütfen bir dokun bakalım. Orada tümsek var mı? Hocam sertlik var. Ne kadar? Mesela ceviz kadar mı? Yarım yumurta kadar mı? Bir yumurta kadar mı? Hocam şişliği çok vardı. Şimdi şişliği inmiş ama hala ağrı var. Ağrı sürekli oluyor. Ağırlık oluyor böyle. Sürekli enseme de oluyor bende. Şu Haydi. an şişliği hafif var. Fazla yok ama böyle kambur gibi gösteriyor. Yani kafamı tam dikleştiremiyorum. Tam dik duramıyorum. Peki, şu an ağrılarınız var, doğru mu? Evet var. Dündendir olan ağrı var. Boynumdan gelen bir ağrı. Peki. Gözlerinizi kapatınız. Canlı yayından bizi izleyen bütün dostlar, hepiniz gözlerinizi kapatınız.
ve öylece bekleyiniz. Remziye Hanım, bakalım siz kanal mısınız? Gözümüzün önüne bir ağaç getirin. Bu ağacın kökü, gövdesi, dalları, yaprakları, meyveleri bulunduğu yer nasıl bize anlatın? Hocam bir çınar ağacı gibi geldi gözümün önüne hemen direkt. Ben kuzey tarafında benim şu an oturduğum ev. Kuzey yönünde bir tane ağaç var, baya bir uzun. Yaprakları çok var, böyle çınar ağacına benzettim ben. Bu sizin evinizin yanında gerçekten var olan çınarı mı anlatıyorsunuz yoksa hayalinize dönen bir çınarı mı anlatıyorsunuz? Böyle gözümün önüne direkt öyle bir şey geldi. Bizim evin burasında yok ama bu ağaç böyle evimize yakın bir yerde sanki. Tamam. Haydi. Bu çınarı bana anlatın. Gövdesini, kökünü, dallarını, yapraklarını. Hocam çok köklü bir ağaç bu. Kökü çok sağlam olan bir ağaç. Ve çok uzun yani öyle kısa bir ağaç değil, bayağı bir uzun. Tepesinde bayağı bir yaprakları var. Böyle çınar ağacı gibi duruyor. Böyle bazı meyveleri var, yaprakları var. Çınar ağacında meyve olmaz ama. Böyle meyve değil hani çınar ağacının böyle şeyi oluyor ya, böyle yuvarlak bir şeyi oluyor, bir de yaprak oluyor. Tamam. Peki yaprakları yeşil mi, sararmış mı, dökülmüş mü? Dallarında kırık var mı, oyukları var mı? Gövdesi perişan mı, normal mi? Nedir? Gövdesi çok sağlam duruyor hocam. Gövdesinde hiçbir problem yok. Ağacın yaprakları da hep gözümün önüne yeşil olarak geliyor. Tamam. Haydi Yani bakalım. dallarında da hiçbir problem görünmüyor. Çok güzel dalları var hocam. Bu çınarın sağlığına 100 üzerinden kaç puan verirsiniz? Hocam %80 civarı, %85 civarı diyebilirim. Peki %20 veya %15 nedir bu ağacın rahatsızlıkları? Bu ağacı dinleyin, gidin deyin ki ağaç, senin ne sorunun var? Anlat bana. Ağacın bakın bakalım neymiş sorunları? Soruyorum hocam ama yanıt alamıyorum. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi o çınarın ben tamamen yemyeşil bir çınar olmasına, %100 sağlıklı bir çınar olmasına çalışacağım. Hayalinizde çınarın bu şekilde olması için şimdi gayret edeceğim. Siz de onu görün. Kökleri, gövdeleri, dalları, yaprakları, çiçekleriyle %100 sağlıklı bir çınar olarak hayal edin. Canlı yayından bizi izleyen dostlar, sizler hangi ağacı hayal ettiyseniz o ağacı silin, onun yerine çınar koyun. Çınar en yüksek frekanslı ağaç. 100 frekanslı ağaç. Ve siz çınarı nasıl %100 sağlıklı hale getirdiğinizde artık her şeyin en güzeline ulaşırsınız. Bir dakika ben de susayım, siz de susun ve çınarınızı en güzel şekle getirin. Başladı.
Lütfen Çınar'ı anlatın. Şu an nasıl? Hocam kökleri sağlamdı zaten. Daha da sağlamlaştı. Daha da böyle yoğun bir kök vermeye başladı. Gövdesinde böyle soluk bir gövdesi vardı. Ama şimdi böyle gövdesi böyle daha genç, daha canlı, daha böyle güzel olmaya başladı. Ağaç güzel görünüyordu, sağlam görünüyordu ama böyle gövdesinde bir solukluk vardı. Şu an Böyle hem bu ağacın sağlığına 100 üzerinden kaç veririz? %100 verebiliriz hocam. Haydi bakalım, o bir insana dönüşsün. Bir insana dönüştüğünde bakın bakalım, kime dönüştü? Size benziyor mu? Hep kendimi görüyorum hocam o ağaçtan. Gözünüzü açınız. Şifa olsun inşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Cümlemizden az önce dediniz ya, hani ağrılarım var dediniz. Şimdi lütfen Evet. bakın bakalım durum nedir? Hocam böyle bir hafifleme var, bir rahatlama var. Böyle ağrının olduğu bölge böyle dağılmaya başladı sanki. Şu an bütün ağrılarınız gitti mi? Kollarımdan böyle hafif var ama o bölgede olan yoğun ağrı böyle dağıldı yani. Orası hafifledi sanki. Yeniden kapatın gözünüzü. Canlı yayından bizi izleyen dostlar, yeniden kapatınız gözlerinizi. Lütfen şimdi çınar ağacını anlatın. Hocam çınar ağacı kökleri çok sağlam, çok kök salmış bir ağaç. Kökleri çok sağlam, çok kuvvetli. İlk gördüğümde soluk bir gövdesi vardı böyle hani rengi benzini atmış derler ya. O şekildeydi. Sonradan böyle daha canlı, daha sağlıklı böyle bir gövdeye oluştu. Yaprakları da çok güzeldi zaten. Hani yapraklarında hiçbir solukluk yoktu. Yaprakları güzeldi, dalları güzeldi, hiçbir kırıklık yoktu, Dur hiçbir dur. tehlike. Öncesini boş verin. Şu ankini söyleyin. Şu an hocam o ağacı daha canlı olarak görüyorum gövdesini. Dalları, yaprakları. Yaprakları da aynı şekilde, daha yeşil. Gövdesi daha soluktu önceden, şimdi daha canlı, daha sağlam Önceyle duruyor. hiç kıyaslamayın, şimdikini söyleyin. Şu an bu çınar tamamen mükemmel bir çınar mı? Evet hocam. Haydi. Gözünüzü açın, şifa alsın. Ve şimdi bakın bakalım, bütün ağrılarınız yok oldu mu? Hocam ağırlık gitti oradan ama sertlik var. Yani boynumun olduğu kısmında sertlik var. Ama ağrı gitti yani. Haydi, size hayırlı günler diliyorum. Yüce Allah'ım şifanızı inşallah verdi ve şifanız daim olsun. Amin. Amin. Çok teşekkür ederim hocam. Hayırlı Allah günler razı diliyorum. olsun. Hayırlı günler. Uğurlar Sağ olsun. olun. Efsane ötemiz sonsuz olsun. Amin. Bizim eğitimimizin adını biliyor musunuz? Evet hocam, Refik Korkmaz eğitimleri. Teşekkür ediyorum. Haydi bakalım, efsane ötemiz sonsuz. Amin hocam, çok teşekkür ederim. Sağ olun.